Merhaba, 10 Ağustos 2020 Pazartesi, Turfontein, South Africa, Güney Afrika Ateş Programı ile beraberiz tekrar. Çalışmalarımızı yaptık. Normal bir altılı gözüküyor. Gayet güzel. Dün maalesef Fransa'yı kaçırdık yani ucundan. Biraz daha dikkatli oynamış olsaydık tutabilirdik. Ekibimiz tutturamadı ama olsun. Fransa'da iyi yoldayız, merak etmeyin. İngiliz jokeyler vardı, biraz onlar da yanılttı bizi. Çok farklı bir gündü Fransa'da ama güzel verdi, Allah var. O yarış için, yani bankoları da belli olan bir yarış için sürprizleri yakalayamadık. Evet, Darısı yenisine diyelim. İkinci koşuyla Turfontein'de başlayalım. İkinci koşu maiden koşu, dişiler 3 ve yukarı İngilizler, kısa mesafe koşusu 1000 metre çim gözüküyor şu anda. 12 tane safkan, bir adet de ekürler var. Burada ilk atımız Veseo 8 numara. Bu safkana binen Habib de, bu Habib buranın zaten Turfontein'in jokeylerinden o Habib. Bu da affetmeyebilir, bu 8 numaralı birinci gelebilir. 1 numara Carefully. Bunda safkan orijin attı, gayet iyi. Dereceleri de gayet hoş. Ve 2 numara Samoa. Biliyorsunuz Brown'da meşhur jokeylerden bir tanesi Güney Afrika'da, ve 12 numara Nina Amelia. Düşük de olsa bir ihtimal gelebilir. Safkan attı, güzel. Gorjin attı, muhtafal. 4 tane safkan ilk ayakta arkadaşlar. Akabinde de 12, 4 ve 3. Yani 8, 1, 2, 12, 4 ve 3. 6 tane safkan burada yer alıyor. 3 ve burada 1 numarayı söylemiştik. 8 numara. Evet. 6 tane safkanla bu geçmek durumundayız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 8, 12. Öyle aklınıza kalsın. 6 tane safkan. Şimdi üçüncü koşuya geçelim, ikinci ayak. Üçüncü koşu ikinci ayakta maiden bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler, 1450 metre orta mesafe bir koşu. Arkadaşlar burada ilk atımız gördüğünüz gibi kapalı gözlük. Bu bütün hepsini takmış bir safkan var, 1 numara. Gerek baba tarafından Amerikan, gerek tarafından Amerikan. Daha evvel yarış tecrübesi de var. Üstüne binen de Habib, yani gördüğünüz gibi bu Habib. Buranın Irat Ortiz işte. Saratoga yok, neyse. Çok şükür Saratoga yok, Del Valle var. Onun videosunu da size vereceğiz. Oradaki daha delikanlı jokeyler koşturuyor bu sefer. Göreceksiniz aradaki farkı, mücadele farkını arkadaşlar, Del Valle'de. Burada bir numara arkadaşlar, normal şartlar altında diğer safkanların hiçbiri bunun yanına yaklaşamaz. Normal şartlar altında tabi. Rahatlıkla alıp götürür yani. 7. starttan da çıkıyor. Ancak bunun düşmesi durumunda 6 numara The Eight Lord, 2 numara Curious ve 3 numara My Kingdom devreye girer. Buradaki de sıralama şöyle. Küçük kuponlarda bir banko atabilirsiniz veya 6, 2, 3 dışına kesinlikle çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu 4 safkanın dışına çıkma ihtimali çok 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 az. Yani bu bile lüks yani. Normal şartlar altında birinin çıktığı gibi gelmesi lazım. 60 kilo olduğuna da bakmayın. Burada en fazla 6 numara Akkebin dedik, 2 numara ve 3 numara dedik işte. Bu şekilde bir şablon çıktı. Şimdi vakit geçirmeden 4. koşuya geçelim. 3. ayağa geçelim. Turfontein'de Güney Afrika'da 4. koşudayız. Bu da bir maiden koşu. Arka arka 3. maiden koşu arkadaşlar. Dişi. 3 ve yukarı İngilizler. 1450 metre. Bu da herhalde bölünmüş bir koşu bu. Burada biraz daha tabii işler birazcık daha karışıyor. 16 tane safkan var. 2 tane grup var. Üçlü bir ekürü görüyoruz. 16 ve 8 kırmızıyla, 6, 7 ve 12 siyahla. Şimdi burada 4 tane grup var size söyleyeceğimiz. 4 tane grup içerisinde 9 numarayla başlıyoruz. Brooklyn Bridge.
Evet, bu 9 numara bizim ilk atımız. Güvendiricisi %70. Tek atılacak bir at kıvamında. Ancak start 11. Güney Afrika'daki istatistiklere göre de ilk 5 starttan sonra en fazla gelen 11. start arkadaşlar. 6. yani konumda birincilerin geldiği. Bu da bir pozitif diyelim. Burada 9 numara Brooklyn Bridge'den sonra eğer o düşerse 3 numara Cotopaxi. Evet. 1 numara Olivia. Ve 13 numara Astral Plane. Evet. Gördüğünüz gibi ekürlerin hiçbirine yer vermedik. Arzu edenler ekürleri de kendilerine göre burada kullanabilirler. Burada isteyenler bu atı da yazabilir. Sürprizli arkadaşlar. O da 5 numara Love to Give. Yani burada biz yazmadık onu ama isteyenler yazabilir ama sürprizli o. 9, 3, 1, 13 ve 5 arkadaşlar. Yani 5 numarayı da ilave edebilirsiniz istiyorsanız yeri olanlar. İleride bir tane daha tek tavsiyemiz olacak size. Son koşuda. Yani 6'yı da ilave edebilirsiniz. Ama bu safkanlar çok ön planda şu anda. Bu maiden koşuna çıkacaklarını düşünüyoruz bu 4 safkandan birisinin. Evet, 5. koşuya geçelim şimdi 4. ayak. Turfontein'de. 5. koşu Turfontein'de 4. ayak demek. Handikap dişi 3 ve yukarı İngilizler gene 1450 metre çim pist. Bu sefer maiden'dan çıktık. Handikaptayız. Daha da karışık işler. Böyle olduğu için tabii ki sondaki son 3 at koşmayabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle size. Şimdi burada öncelikle 10 numarayla bir başlayalım. Takeray biniyor buna. Bu şu anda bu grupta bayağı sivrilmiş durumda gözüküyor. 5 numara Lady Lexington. Lady Lexington ikinci atımız. 11 numara Sparkling Gold. Kesinlikle kuponlarda bulunması gereken 11. 6 numara Ready Set Glow. Bakın İrlanda anne tarafından ve baba tarafından Amerikan. Kuponlarda olması gereken 6 numara. Ve 7 numara See Me Run. Evet, daha evvel güzel dereceleri var bu Simi Run'ın da. Dediğim gibi ama benim atım burada 10 numara. Pretty Jury'nin gelme ihtimali var. Bugün yani favorilerin çok geleceği bir koşu olabilir bu. Turfontein'de bilginiz olsun. Bazen devrediyor ama tebzi zaten çok fazla çıkmıyor. Akşam koşusuna devrediyor. Buradaki durum da şöyle arkadaşlar. 15, 11, 6 ve 7 şeklinde. 5 tane atın dışına çıkmayacağını düşünüyoruz bunu da. Evet, Turfontein'de Güney Afrika'da 6. koşuya gelelim. Bu gündüz koşularında 6. koşuya geçelim şimdi. 4. ayaktan 5. ayağa geçmiş oluruz böyle. Koşu handikap bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim. Handikap koşular var şu anda gördüğünüz gibi. Burada toplamda 12 safkan koşuyor. Aslında güzel bir tebzi toplansa güzel de bir ikramiye kazanırdı. Şeker bir ikramiye var normalde. İlk atımız 3 numara General Jackson. Üzerine binen de jockey'di. Buranın jockey'i zaten Schwartz. Göreceksiniz bu Schwartz bir iki tane koşu kazanır her zaman. 6 numara Ice Lord. 1 numara Stormy Winter. Ve 8 numara Perfect. Evet. Kan hattı çok güzel. Daha evvel de birinciliği var. Şimdi buraya baktığımız zaman 4 tane safkan çıkıyor. 3, 6, 1 ve 8 şeklinde. Buradaki tavsiyemiz bu yönde arkadaşlar. Genel alacaksın bizim favorimiz burada. İlk atı o yaptık. Çok dandik bir starttan çıkıyor yalnız 12 numara. Muhtemelen geride kalacaktır. Bu buna eğer yine etkileme yapmazsa iyi. Yani
O yüzden diğer kanları da koymak durumunda değil. 4 numara, özür dilerim, 6 numara 4. starttan çıkıyor. 8'in de kötü 10. starttan çıkıyor. 1 8'den çıkıyor. Yani startlar çok önemli. Evet, 3, 6, 1 ve 8. Sonuncu ayağa geçiyoruz arkadaşlar ve Turfontein'i noktalıyoruz bugün. Evet, Turfontein'de üçüncü handikap bu. 5, 6 ve 7. koşular handikap. Dişi 3 ve yukarı İngilizler bu sefer 1000 metre çim. Evet arkadaşlar, burada bir bankomuz var. Banko hakkımızı burada kullanacağız biz. Çok üzerinde düşündük, baktık, irdeledik. Buraya iki tane güzel jokeyle giren iki tane müthiş bir safkan var. Burada handikap olarak diğerlerinden birisi 59 kilo, birisi 53,5 kilo. Ekürler arkadaşlar, burada bizim favorimiz. 2 de ekürler bizim bankomuz arkadaşlar. Eğer ekürler düşerse bütün atların geliri var burada. Çok baktık gerçekten. Yani bunun yanı 1, 6, 8, 4. Bunların hepsinin geliri var eğer düşerlerse. Ama bu ekürler bırakmayacaktır bu koşuyu. Bu yarışı bırakmayacaktır. Turfontein'de biz şu anda görüşlerimizi bildirdik. Tavsiyelerimizi bildirdik. Siz de kendi görüşlerinizi katın. Güzel bir altılı yapın. Çok fazla da yapmaya gerek yok. Tebzi fazla toplanmıyor maalesef. Yani çok ara bir koşu bu, böyle pazartesi günü gündüz koşusu. Herkesin işin gücün olduğu bir saatte başlıyor. Çok fazla, en son bir 96 bin falan vardı. Bir 96 bin lira diye hatırlıyorum bir tane tevzi Güney Afrika'da. O yüzden Turfontein'e gece koşuna şimdi birazdan vereceğiz. Çok daha güzel bir analizimiz var akşam için. Sakın kaçırmayın onu. Size iyi seyirler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun.